Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Soruyorum size, vesvese, vehim, tevehüm, bunu mu yapayım, rüya mı? Herhalde tevehüm, vehim çok yaptık. Rüya. Rüya pek yapmadım. Yapılmadı, he. Rüya. Rüya yapacağım. Rüyayı okurken aldığım notlar var. Ben şurada bir rüya şeyini okuyayım. Tamam abi? Rüyayı okuyayım. Rüya üç nevidir. İkisi tabiri Kur'an'la edhasu ahlem. Dahildir. Yani tabiri değmiyor. Tamam mı? Ben bu nedir? İşte okuyayım, sonra notlarımı okuyacağım size. Tabiri değmiyor. Manası varsa da emniyeti yok. Ve ya mizacın inhirafından, yani mizac kaymasından oluyor. Sen Yusuf, bu tarafa gelebilirsin kardeş. Ya böyle çiçek seni kapatıyor gibi. Ya mizacın inhirafından, kuvve-i hayaliye, şahsın hastalığına göre terkibat, tasvirat yapıyor. Yani terkibat çok ilginçtir. Hep burada mana çıkartıyorum. Mutfak. Yani fasulye, domates, şey, yağ falan. Bunları bir araya getiriyor. Yani böyle bir şey yok. Malzemeleri kullanıyor. Sonra terkip yapıyor. Bazen de onu olmayanı şekillendiriyor. Ayette karışık düşler olarak diyor açıkçası. Karışık işte. Düşler. Yahut gündüz üçüncüsü, ikincisi, birincisi anladık değil mi? Malzemeleri kullanıyor. Senin daha önce seyrettiğin filmler. Daha önce dinlediğin sözleri malzeme yapıp yeni bir inşaat yapıyor. Bu tabiri değmeyen mi abi? Evet. Tamam. Bunu kullanan abi ne oluyor? Vehim. Vehim. Vehime. Zanla, vehim. Hani ihtiyarımıza girmeyen latifeler mi kullanıyor? O vehim. Yani vehim ihtiyarımıza giren, evet, girmeyen tarafı da var böyle. Vehim sana rağmen çalışıyor. Ustad diyor ya, 82 miydi lemalar? Diyor ki bazı latifeler var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklif altına giremezler. Günaha sokarlar. İnsan bu günahtan da mesul olmuyor diyor. Çok ilginçtir tabii. Rüya üç nevidir diyor. Tamam mı? Bir tanesini okuyoruz işte. Yahut gündüz veya daha evvel, hatta bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen muhiç hadisatı hayal tatur eder, tadil ve tasvir eder, başka bir şekilde şekil verir. Veya 3 sene önce, 7 sene önce o yattığın saatte gece bir başına hal gelmiş. Veya gündüz çok etkilendi. Bir şeyi takip ediyorsun gündüz, onun devamı oluyor. İşte bu iki kısım edhasun ahlam. Karma karışık rüyalar manasındadır. Tabiri değmiyor. Bu birincisi. Üç çeşit rüyanın birincisi. İkincisi, üçüncü kısım ise yok. Bir ikisi buymuş. İkisi. İkisi de tabir ediyor. Yani bu ikisi. İkisini okudum şimdi. Bir tanesi işte mizacın yapısından, ötekisi de daha önce başına gelen hadiselerin devamı olma noktasında. Tabir edemiyor. Şimdi üçüncü nevi, hızlı gidiyorum ki, bir de Hasan abi, Elmalı'da tefsirinde o edvas-ı ahlamla ilgili, belki doktorlarla ilgilidir diyor. Mizacını anlamak için kişinin o karışıklığı onlarla ilgili olarak şey yapıyor. Hani doktorlara verit malzeme yapmak. Psikolojik rahatsızlığı anlamak doğru, için. Doğru, tanımlamak için. Doğru. İpuçları yani. Hangi cins görüyor? Rüya-i sadıkadır üçüncü kısım ise. O doğrudan doğruya, rüya-i sadıka, mahiyet insaniyedeki latife-i Rabbaniye. Mahiyet insaniyedeki
Latife-i Rabbani. Latife-i İnsaniye neredeydi? Latife-i Rabbaniye. Kalp. Latife-i Rabbani vicdandadır. Kalpte değil. Alem-i şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla Latife-i Rabbani ne yapıyormuş? Ve alem-i şehadetle alakalı ve çalışan duygularımız var. Göz, kulak vesaire. Bunlar kapanıyor uykuda, uyunca veya duruyor. Alem-i gayba karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar. Latife. Tamam mı? Yani latife Allah demiyor. Latife-i Rab diyor. Tamam mı? Yani icraatla alakalı. Kapandı. Tamam mı? Anlaşılıyor değil mi? Göz kulak uyuduk. Göz kulak her tarafı kapandı. Dokunma kapandı. Öldün ya. Bu sefer Latife-i Rabbaniye uyku yok ya onda. Kapandı. Latife-i Rabbani kendisine nokta arar. Yani gündüz meşguliyetiyle alakalı şeylerle de olabilir abi. Diyelim ki sen Latife-i Rabbani ne kadar neyle meşgul edersen gece onunla. Tabi ya mesela dünkü rüyam mesela benim herkesin istifadesine sebep olmuş değil mi? Mesela okuyorduk cumartesi, pazar günü kelam. 2,5 saat kelam okuduk. 2 saat 40 dakika. Kelam okuduk. Dün neydi? Pazartesi mi? Salı. Ne yaptı? Pazartesi. 2 gün. İşte bu öğleyim bir kaylule işte. Yoruldum. Yatayım dedim. Ne yaptı o dersin? Devamı. Sabahki dersler oluyor. Ertesi gün. Yani o dersin devamı. Çünkü 2 gün önce aynı saat. 2 gün önce pazar günü aynı saat. 1'e kadar devam etmişti. Onda oturduk. 1'e kadar devam etti. İşte ben de 12'de Şimdi rüya şu. Yani devamı ya. Kelam iki nokta üst üste veya noktalı virgül. Daha çok noktalı virgül. Kelam ruhun alemi şahadetteki vücud haricisidir demiştik. Oradan o çıkmıştı. Eksik olduğunu rüyada gördü, söylendi. Neymiş? Devamı suretidir denmesi gerekiyormuş. Yani kelam ruhun alemi şahadetteki vücudu haricisinin suretidir. Ne demek? Mesela kalp posta çekiyorsun ya şak. Resim çekiyorsun. Kelebek uçuyor, kuşlar uçuyor, kuru odun var, pislik var, gübre var, hayvan var, kelebek var, çiçek var, menekşe var, ağaç var. Kalp postala girdi. Bu nedir onu? O yerin suretidir. İnsanın kalbi, insanın vicdanı, insanın dimağı, içsel yapısını dışarıda kalp posta aldır. Kalp çekiyorum, şak resmi veriyorum. Konuşma kalp postal gibi. İçerisinin fotoğrafıdır diyor. Bunu Kızılicaz'da geçiyor. Başka bir yerde zihnin fotoğrafıdır diyor. Başka yerde diman dışa fotoğrafıdır. Yani al bu. İçini seyretmek istiyorsan karton. Ya nerede gittim? Vallahi Teala'ya gittim, harikaydı. Al bak resme. Ya fesmanallah. Görmediniz bak resme girmiş, ilan da varmış orada. Tamam. Yani kartpostal o bahçeyi taşıdığı gibi. Ha, sureti yani. Bu nedir kartpostal? Suretidir. Şimdi iyi dinleyin. Kelam, ruhun içsel yapının alem-i şehadetteki, ruh alem-i şehadetli değil, ruhun alem-i şehadetteki dış dünyanın vücudu haricisinin suretidir kelam. Ruhun kartpostalıdır. Çok ilginç. Bu bana ait mi? Hayır, haşa. Doğru mu? Doğrusu bulunana kadar, bunu ortadan kaldırınca kadar bu yanlış doğrudur. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Tamam. Daha ilaç bulunana kadar bu ilaç, eksik ilaç doğrudur gibi. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Gündüz bununla çalışıyorsun. Çalıştığın bir şeyi devam etti. Biz nereye kadar koyduk? Şu nokta şu. Bak, kelam, şey bununla alakalı. Kelam, ruhun, alem-i şehadetteki vücud haricisidir. Nokta. Bana o rüyada gördüm ki, vücud haricisinin suretidir.
den oldu. Rüya işte bu. Demek ki rüya-i sadıka. Onun dolayı devamı dedi ya, fakat güzel ahlaklı güzel düşünür. Güzel düşünen güzel levhaları... Burada diyor, değil mi? Sayfada abi. Rüya-i sadıkanın rüya sadık olduğunu nasıl anlarız abi? Ona geliyor. Tamam. O nefes vukuğa gelmeye hazırlanan hadiselere bakar. Latife-i Rabbani'ye bakar. Lef-i Mahfuz'un cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin nümuneleri nevinden birisine rast gelir. Neye geliyor? Lef-i Mahfuz'un cilveleri var. Mektubat-ı kaderiyenin nümuneleri var. Yani daireleri var. Mesela İçişleri Bakanlığı Ankara'da Zeytinburnu'nun Emniyet Müdürlüğü var. Yani cilvesi. Bunu nerede anlatıyor? 28. Lema'da o alemlerin burada müstemlekeleri var diyor, daireleri var diyor. Cennetin, cehennemin müstemlekeleri var. Geylani orada meyve koparmış. Yani müstemleke şu. Mesela Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın burada konsolosluğu var. O konsolosluğun içerisi o Amerika veya işte hangi Suudi Arabistan'ın kanunları geçerlidir. İçine Türkiye Cumhuriyeti kanunları kullanamaz. O oranın şartlarına, yani duvarı çevrili, içerisi bir devlet gibi. İşte Lef-i Mahfuz'un cilveleri. Yani her şeyde Lef-i Mahfuz'da vardı değil mi abi? Yanlış şartlar takip ettikçe bu konu geliyor. Yani olmuş olacak her şey var. Ama tahakkuk eden bir kısmı. Lef-i Mahfuz'un cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin numuneleri nevinden birisine rast gelir. Bazı vakiat-ı hakikiyi görür. O vakiatta bazen hayal tasarruf eder, suret libası, libasları giydirir. Yani hakikatları görür ama o hakikatları görür Latife-i Rabbani, fakat suret dimada. Suret nerede giyer? Tahayyülde. Suret tahayyülde giyer fakat o hakikatları görür kişi, fakat tefekküründe o ulvi hakikatlara pek yakın değil bu adam. Ama görmüş Latife-i Rabbani'si. Kendi tahayyülünde en uygun, ona yakın olan şekil ne? Onu giydirir. Onu giydirir. Sonra gider. O vakiatta bazen hayal tasarruf eder, suret libasları giydirir. Bu kısmın çok enva tabakatı var. Bazı aynen gördüğü gibi çıkar. Bazen bir ince perde altında çıkıyor, bazen kalınca bir perdeyle sarılıyor. Yani bazen aynı çıkıyor, bazen perdeler arkasında çıkıyor. Hadis-i şerifte gelmiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayet-i vahide, bidayet-i vahide, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vahinin ilk zamanlarında gördüğü rüyalar subun, sabahın, sabah çıkması gibi, subuhun inkişafı gibi zahir, açık, doğru çıkıyordu peygamberin şeyinden. Doğru çıkıyordu. Kuvve-i hayali edildi, libasları, suretleri giyer dedi ya abi. Hani üstad diyor ki, yani hayalime dahi israf etmedim diyor. Demek ki aklım başka bir yerde. Demek ki hayalini ne kadar manayla iştigal ederse, oradaki rüyayı sadıka daha da açık olarak ne çıkıyor evet. Yani? Yani manaya en yakın sureti giyer. İsraf etmemişse ustad gibi, manaya tıpatıp elbise giyer. İşte peygamber dedi böyle olmuş. Zaten vahyin 40 cüzünden bir cüzü. Bir cüzü rüyayı sadıkada geldi diyor. Evet, rüyayı sadıkada. Çünkü hiçbir tane fuzuli dimağında malzeme yok peygamberin. Nurani cemaatte de Üstad Hazretleri orada rüyada şey yaptı mesela, tabir etti bu asrın şeyini. İmamını evet, asrın imamlığını orada. Ey asrın helaket ve felaket asrın imamı. Senin de bir reyin var. İşte durdum, söyle işte. Ondan sonra kapıda durdum, sorun cevap vereyim dedim diyor. Orada asrın imamı, burada Said Nursi diye geliyor bu tarafa. Hakikatli rüyayı hayaliye de diyor. Hakikatli rüyayı hayaliye de. Hayal zemininde, hayal hayal değil. Peki şurayı da okuyayım da geçeyim. Beşincisi, rüya-i sadıka, hissi kalbel vukuun fazla inkişafıdır. Demek ki rüya-i sadıka... Bir şey olmadan önce
Tabii hisseder mesela o rüyayı sanır. Hani olmadan önce inkişaf eder kişide. Hatta gündüz bile yani ille rüyaya yatman şart değil. Rüyayı sadıka, sadık rüyalar veya sadık manalar kalbine kişinin doğar. Sebebi o Allah Resulü'nün dediği gibi terkleri çoksa, günahı terk ederse ne kadar takvan artırırsan, yani terkleri ne kadar olursa kalpler kalp haritasına öteki alemden manalar düşer. Devamlı gelir. Hissi kalbel vuku ise herkeste cüz-i külli vardır. Hatta hayvanlarda dahi vardır. Hatta bir zaman ben bu hissi kalbel vuku zahiri ve batını meşhur duygulara ilave olarak insanda ve hayvanda şu varmış. İnsanlar 4-5 tane duygu demiş. Göz, kulak, burun, dil, el. Ustad buna saika ve şaika eklemiş. Namiyle yani Samiya ve Basra gibi iki issi ahiri ilmen bulmuş. Bulmuştum. Yani saika ne demek? Saika ve şaika. Saika sevk eden, şaika şefklendiren. Ha, yani sevk ediyor seni bir yerlere doğru. Şefk ise şaika. İçsel sebep yok. Acayip bir doğma var. Veya acayip bir korkunç kabz var. Bir yere doğru saika itiliyorsun. Bu da 7 tane duygu. Ustad 2 tane eklemiş. Bulmuştum. Ehli dalalet ve ehli felsefe o gayri meşhur hislere hata ederek ahmakçasına sevki tabi diyorlar. Yani telepati diyorlar. Sevki tabi diyor. Mesela kadının tarlada çalışırken ağlayan çocuğu var. Yani hemen bir sıkıntı, ağrı oluyor. Çocuğuna koşuyor, süt açtır. Hani içinde buna ehli dalalet ne diyor? Telepati diyor. Başka bir şey diyorlar. Telepati. İçgüdü. İçgüdü. Yani içgüdü içten dürtülerek hareket ediyor. Ben de ekliyorum. Diyorum ki içten dürtülerek hareket eden varsa dürten yok mudur? Ehli dalalet ve ehli felsefe o gayri meşhur hislere hata ederek ahmakçasına sevki tabi diyorlar. Haşa sevki tabi değil. Belki bir nevi ilham-ı fıtri olarak insan ve hayvanı kader ilahi sevk ediyor. Bazen böyle acayip sevk ediyor seni. Mesela ben bunu okuyunca hemen hatırıma gelen köyde de kalamadım. Dağa gittim. Dağda kalıyordum. Kah bir kulübede, kah bir uyku tulumun içinde, bir ağacın altında böyle yatıyordum, kaçıyordum. Mesela jandarma geliyor. Işığı söndürmüş araba. Gece geliyor. Yani dürbünle mi yolu buluyorlar? Far yakmıyor. Yani dağa çıkıyor ya böyle. Öyle. Jip geliyor. Jandarma baskın yapacak. Gece. Ama ışık yanmıyor. Ama arabanın motorunu halledememiş tabii. Ama benim duyma şansım yok. Dağa böyle çıkacak, dönecek. Ben tepedeyim. Ondan sonra bir rüya görüyorum. Geliyorlar. Hemen kalkıyorum. Aşağı doğru bakıyorum, bir ses geliyor. Hemen giyiniyorum. Ne olur ne olur. Orayı terk ediyorum. Ormanın içine giriyorum. 10 dakika sonra baktım jandarma timi girmiş. Aynı kaldığım yere. Şaşırıyorlar. 10 dakika önce terk etmiş bu adam. Mesela bu gece gündüzü anlatacağım bunlarla kadar. Oturuyorum Adar abi. Oturuyorum böyle. İçimde bir sıkıntı. İkide bakıyorum. Bak şaika var ya saika ve şaika. Onu doldurmak için bu misali veriyorum. İçime bir sıkıntı. Ya okuyamıyorum ki. Kapattım. Ya bir ormana gideyim dedim ya. Şöyle bir gezeyim. Gidiyorum. Yarım saat sonra, 15 dakika, 20 saat sonra baskın yapıyorlar. Ama o yoldan değil. Bu sefer radardan geliyor. Başka yerden geliyor. Ondan sonra onlardan duydum ki onların içinde bizim içimizde bir hain var.
bu Hasan Hoca'ya bunu haber veriyor. Oysa ilham işte. Bunu ben masumum ya. Yani hakikaten mazlum. Kimse yok hakikaten. Adam hücum ediyor. Devletin gücünü kullanarak. Ondan sonra hücum ediyor. Sen teksin. Allah da böyle yardım ediyor işte. Ne yapıyor? İçten buna ehli felsefe gaymeşhuse hatta hata ederek ahmakçasına sevki tabi diyorlar. Haşa sevki tabi değil. Belki bir nevi ilham-ı fıtrı olarak insan ve hayvanı kader ile sevk ediyor. Onun için anlattım. Çekip gidiyor. Acayip bir şey. Mesela kedi gibi bazı hayvan gözü kör olduğu vakit o sevki kaderiyle gider gözüne ilaç olan bir otu bulur, gözüne süreni yok. Acayip. Ve bu kediyi takip ederek göz damlasını buldular. Göz damlasının tarihi bu. Ama olan kedinin kadın bulmuş almış. Ama kedi baktı çıkmış. Takip etmiş nereye gidiyor diye ses yapmamış. Gitti bir yere sürdü, dönerken gözü açılmış. Ondan sonra o otu, o bölgedeki otu alıyor onu sürdüğü yeri, göz damlası çıkıyor. Demek ki öyleyse bu hani bir ilimle falan değil, yani fıtri bir ilim. Tabii, inan yani buluşlar öyle ya. Mesela telefon nasıl bulmuş, adam bir şey yaparken elinden düşürüyor kimyasal bir şeyi, dökülüyor. Ondan sonra bazı kimyasal birbirine karışıyor. Ondan sonra öteki tarafta la beraber yapacaklardı. Öteki odada buç bağırması, ya lanet hani var ya böyle bir şey döküldü. O adam duymuş orada. Konuşuyor duyuluyor. Hemen geldi ya. O da geldi. Ya senin konuşman duyuluyor demiş ya. Nasıl duyuluyor? Bir dakika hiç masaya öyle atma demiş. Ondan sonra konuşuyorlar duyuluyor. Hemen o malzemeleri fotoğraf şey çıkıyorlar. Malzemeleri aynı yapıyorlar. Telefon çıkıyor. Yani düşünerek değil ya. Başka bir şey. Hep böyle olmuş aman. Hem rüyü zeminin sıhhiye memurları hükmünde ve bedevi hayvanatın cenazelerini kaldırmak da muvazzaf kartal gibi akülül lahm kuşlara bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesinin vücudu. Kartal mesela, kartallar vesaire. Bir günlük mesafede o leş yiyen kargalara Allah ilham ediyor. Vücudu sevki kaderiyle o hissi kalbel vuku ilhamı ile o saikay ilahi ile bildirilir ve bulurlar. Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu yaşı bir gün iken havada bir günlük mesafeye gider, havada izni kaybettirmeyerek o sevki kaderi ile ve o saikay ilhamı ile döner yuvasına girer. 5 kilometre gidiyormuş. Biz 5 kilometre İstanbul'da bir yere gittiğimiz zaman ki tekrar gidemiyoruz. Sultanbeyli'nden Kurtköy'de bir eve gidiyorum. Kaç defa gittimse hep şaşırmış. Eskide olsa iyi de şimdi. Yani bir eve gidiyoruz. Şaşırıyoruz. Ama 5 kilometre yok ya. En fazla kaçıyor? 2 kilometre var yok. Sokaklardan girdiğin için şaşırıyoruz. Hatta herkesin başında çok defa tekerrür ediyor ki birisinden bahsediyorken ani kapı açılarak tahmini fevkinde aynı adam gelir. Hatta Kürtçe durubu emsaldendir ki kurdun bağısını ettiğin zaman topuzu hazırla vur çünkü kurt geliyor. Bu Farsça, Kürtçe midir? Farsça. Bu, evet. Kurdun bağısını ettiğin zaman topuzu hazırla vur çünkü kurt geliyor. Demek bir hissi kalbel vuku ile Latife-i Rabbani'ye icmalen o adamın gelmesini hisseder. Yani mesela adamdan bahsediyorsun, adam pat diye geliyor. Burada şurada çıkar değil mi? Hani bir şey diyor ya, insan neyle fazla, yine burada iştikale geliyor da, neyle fazla meşgul olursa sanki onun zeminini hazırlıyor. Evet, o tipten şeyler gelmesine. Aynen öyle. Tefekkür zaten öyledir. Böyle manayı düşünüyorsun böyle. Dalıyorsun. Dalıyorsun demek çanak antenini uyduya koyuyorsun. Artık sana ne veriyorsa. Onun karşılığı olan olacak hadiseye sen sanki menfezler açıyorsun abi. Evet. Yani fiiliyatınla birlikte o da Cenab-ı Hak'tan veriyor. Hani diyor ya,
hangi efalinize kadere fetva verdiniz diyor. O cinste malzemeler geliyor. Fakat aklın şuuru ihata etmediği için kasten değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye sevk eder. Mesela dururken birisine bahsediyoruz. Kasten değil. Niye böyle bir anda hatırıma geldi diyorsun. Kur'an okurken bende çok oluyor. Mesela pat diye birisi hatırıma geliyor. Lan git diyorum. Günü geliyor. Yani git diyorum. Ona dua ediyorum. Dün mesela dua ediyorum. Ya Rab merhamet et ona dedim. Kayboldu gitti. Bir daha gelmedi. Ondan sonra ben mi aradım sonra? O mu denk geldi, şey yaptı? Dedi falan saatte falan günde dedim. Neredeydi? Hayır değil mi? Abi dedi çok sıkıntılıydım dedi. Annemi ameliyata koyuyordum dedi. Bekle dua istedim. Misal. Hem ehli feraset bazen keramet gibi geldiğini beyan eder. Hatta bir zaman bende şu nevi hassasiyet fazla idi. Bu hali bir düstur için almak istedim fakat yakıştıramadım ve yapamadım. Fakat ehli salahatta ve bahusus ehli velayette bu hissi kalbel vuku fazla inkişaf eder. Kerametkârana hasarını gösterir. Fazla inkişaf edince kalp ayna ya. Her şeyin aynası. Harita. Burada seyrediyor adam. Aa geliyor diyor. Buradan orayı görmüyor. Burada seyrediyor onu. Üstad diyor ki, üstadı istiyarete gelenlere hemen Zübeyir bunları arabaya bindir. Geliyor. Bakıyor ki araba hemen geliyorlar çıkınca. Evet. Acayip bir şey. Yani neye benziyor biliyor musun? Şimdi bizim binada da var ya kamera. Mesela ben burada giriyorum mobese. Rize'nin sokağını seyrediyorum. Buradan ana merkezi uyduya, uydudan emniyetim işte mobese neresi bağlıysa veya İstanbul İBB yol haritasını seyrediyorsun. Daha sen bir saat sonrasın. Eski büyük saatlerde hep bu şekilde oluyormuş abi. Manevi kamera. Böyle mesela bu kalp ya. Burada seyrediyor. Kardeş. Yol kapalı. Buradan gitme. Eğer navigasyonunu açmışsan sana diyor ki buraya gitme, ikaz ediyor, yol gösteriyor. Kendisi hat çiziyor. İnsanın yaptığı bir cihazla gelmediği şeyi görürse, gitmediği yere giderse gözü, insanın kalbi ne olur? Bu hassasiyet ilmeğinin tezahüdüyle inkişaf etmiş. Bu da ehli salahat ve ehli velayet. Ehli salahat ve ehli velayet fazla inkişaf ediyor, haritada seyrediyor burayı. Kalpte seyrediyor. Yani gayet normal inan. Ben Rize'de bazen açıkken böyle mobeseyle girerdim. Caddesini seyrederdim. Mesela orada el arabasıyla kira satan adama ondan sonra bir kardeş kiraz alıyordu. Hiç unutmuyorum onu. Ondan sonra denk geldim. Bakarken yani bizim mobesenin tam gösterdiği yerde dershane var. Sahil camisinin karşısında ya. Orada tam üst geçitte mobese var. Dershaneyi gösteriyor. Ya bakayım dedim. Baktım önünde o köşe başında kiraz satana kardeş kiraz alıyor. Kardeşin telefonu da var. Telefon ettim o anda. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kardeş kirazların çürüklerini alma dedim ya. Akıllı ol dedim. Bak adama da şey yapma. Abi. Oldum keramet sahibi. İnternet evliyası işte. Abi kiraz aldım nereden biliyorsun? Kardeş biz Allah'ın izniyle biliriz ya. Yani. Sonra şey yapmasın diye söyledim. Hem adam benimle konuşurken hem seyrediyorum ha. Hem seyrediyorum. Şimdi beşer eliyle bu oluyorsa. Kant diyor haritayı kutsiyedir ya abi. Manevi cihette böyle olunca şimdi ahir zamanda maneviyat şeyleri az çok kapanınca Cenab-ı Hak maddi olarak ortaya çıkartıyor. Dört tane şey için söylüyor. Ruh haritadır diyor. Kalbi haritadır diyor. Namaz haritadır diyor. İnsan haritadır diyor. Kur'an haritadır diyor. Kaç etti? Beş. Hepsi inkişaf ediyor. İşte umum avam için dahi bir nevi velayete mazaret var ki yani sanki avam da sanki evliya olmuş gibi rüya-i sadıkada evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. O ki gelecek yok neyi görüyor? Çünkü normal avamdan da böyle dinledim, duydum abi. Anlatıyor ya diyor ben gece rüyamda
bir şey görüyor, olumsuz bir haku buluyor diyor. Evet, o kadar soruyorlar ki. Acayip bir şey. Peki, daha gelmeden görüyor ve öyle oluyor. Demek ki o olay muayyenmiş. Acayip bir şey. Bak, o ki yok gelecek. Ne nereden geliyor? O ki yok gelecek. Ne nereden geliyor? Anladın mı bu cümleyi? Ahirette derin olur. He? Ahirette derin olur. Ya. Açık bir şey. Evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. Evet, uyku nasıl ki avam için rüyayı sadıka cihetinde bir mertebe-i velayet hükmündedir. Öyle de. Yani evliyalar inkişaf ederek gündüz de görüyor. Avam ise uykuya girerek görüyor. Öyle de umum için gayet güzel ve muhteşem bir sinema-i Rabbani'nin seyrangahıdır. Fakat güzel ahlaklı güzel düşünür, güzel düşünen güzel levaları görür. Fena ahlaklı, fena düşündüğünden fena levaları görür. Hem herkes için, alemi şahadet içinde, alemi gayba bakan bir penceredir. Hem mukayyet, fani insanlar için, sahi ıtlak bir meydan, bir nevi bekaya mazar, mazi ve müstakbel, hal hükmünde bir temaşagahtır. Hem tekalifi hayati altına ezilen ve meşakkat çeken ziruhların istirahatgahıdır. İşte bu gibi sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakim وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا uykunuzu dinlenmeye yaptık. Yani o örtü yaptık. Nevindeki ayetlerle hakikat-ı nehmiyeyi emniyette ders veriyor. Şuraya kadar okuyayım. Altıncısı ve en mühimi. Ondan sonra notumu okuyacağım. Aldım notu. Rüya-i sadıka benim için hakkal yakın derecesine gelmiş, pek çok tecrübatımla kader-i ilahinin her şeye muhit olduğuna bir hüccet-i kat'i hükmüne geçmiştir. Kader her şeye hakim olduğunu gösteriyor. Rüya-i sadıka diyor. Evet, bu rüyalar benim için hususan bu birkaç sene zarfında o dereceye gelmiştir ki, mesela yarın başıma gelecek en küçük hadisat, en emniyetsiz muamelat, hatta en adi muhaverat yazılı olduğunu ve daha gelmeden mayen olduğunu, gecede onları görmekle dilim ile değil, gözüm ile okuduğum bana katı olmuştur. Dille okumak. Dilim ile değil, gözüm ile, gözüm ile okuyor. Dil ile okunması gerekirken, bir değil, yüz değil, belki bin defa, gecede hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veyahut söylediğim meseleler o gecenin gündüzünde az bir tabir ile aynen çıkıyor. Demek en cüz'i hadisat vukua gelmeden evvel hem mukayyettir hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok, hadisat başı boş gelmiyor, intizamsız değillerdir. Tamam. Şimdi notumu okuyayım. Bunu okurken. Zanada da bize çıktı abi bu. Hani fena ahlaklı, fena levhaları. Zanla hüsnü zan orada çok şey var yani. Suizanla hüsnü zan. Evet evet doğru. Yani mesela adam gündüz onu bunu çekiştiriyor böyle kafasını. Böyle nasıl dedi ne dedi falan. Ve ahlaksız şeyleri tasvir ediyor. Yatıyor. Herhalde bu peygamber görücü kaldı değil ki o kafa. Yani hüsnü zanının devamıdır. Suizanın da devamıdır. Yani o cinstendir. Ben misal verdim işte. İşte 2-2,5 saat cismaniyet okuyoruz. Sonunda bir cümle söylüyoruz. Ana fikir. Sonra bakıyoruz ki yattığımız zaman ondan sonra onu bir şey ekliyorlar. E tabii ki o cinsle gelmiyor. Gayet normal bir meziyeti yok ki. Ben size bir şey vereceğim. 1944'te Max Planck denen bir adam 1944'te yılında kuantum teorisini attı bu adam, Max Planck deniliyor. Bu adam kuantum teorisini attı. Kuantum teorisi bu madde iken atom altı, bu atom üstü denilen yani atomla yapılan şu ağaçlar, çiçekler, insan, atom altı
dan kaynaklandığını, atom altı bir umman olduğunu, atom üstü ona göre hiçbir şey olmadığını, şu gözüktüğümüz şekiller donmuş enerji olduğunu, alttan beslendiğini, yani mesela çiçek mesela çıkmış canlı, toprak cansız. Yani içeride atom altı canlı olduğunu söylüyor. Yani atom üstü hiçbir şey değil. Atom altı umman yani. Biz lisede okurken maddenin bölünebilir en küçük parçasına madde deniliyordu, atom deniliyordu. Maddenin bölünebilir en küçük parçasına atomdu. Lisede böyle okumuştum. Bölünemeyen en küçük parçası. En küçük parçası atom deniliyordu. Atomun tarifi bu. Şimdi bu değişti tabii. İnkarcılık kolaydı. Kuantum teorisiyle komünistik rafa kalktı. Ahireti inkar etmek bitti. Diyorlardı ki, la kardeşim ahiret varsa lan bir alamet olur ya. İnsan bir alamet olmaz mı ahirete? Bir ipucu olur, bir yol olur derlerdi. Niye? La iniyoruz madde, iniyoruz, itiyoruz. En son atom. En son atom. Atomda proton, nötron, elektron, nötron var. Bu. Ya Allah'ını seversen bir ahiretin alameti var mı? Tamam, iç alemde var. Beka istemesi, ebed istemesi. Ama şu fiziksel dünyada bu kadar ciddi bir gerçek olan ahiretin hiç mi alameti olmaz? Çok acayip değil mi soru? Bu kadar ciddi olan ahiretin alemi şehadette hiç mi alameti olmaz Resul? Mümkün değil abi. Mümkün değil. Mesela bağrın delinmesi, insanın fıtratı, gene doymuyordu insanoğlu. Ölüler diriliyor vesaire. Ama geldi 1944'te bir darbe çaktı. Max Planck denilen adam kuantum teorisiyle atomda olay bitmediğini, atom altı, atom üstünden daha karmaşa olduğunu, daha acayip umman olduğunu ve canlı olduklarını, her şeyin her yerde olduğunu, çok ilginç. Din söylemişti, yani her şey her yerde nasıl olur? Bir şeyin atom altında bir şeyin bir yerde olması imkansız olduğunu, atom altında bir şeyin her yerdedir. Hiçbir şey bir yerde olamaz. Tamam mı? Diye ve bunu ispat etti Cem Hadisesi'nde, işte İsviçre'deki hadiseyle, atom altı alemi, hatta dinsiz, imansız adam o kadar mecbur kaldı ki bu kadar karmaşık, bu kadar kaos, bu kadar umman, bu kadar tutarsız alemi içinde sanki bir tek şeymiş gibi her şey her de o şeyde olmakla beraber her şey yerinde. O zaman burada bir yönetici bir kafa var dedi. Higgs atomu, yani tanrı parçacığı demek zorunda kaldı. İçinden bir tanesi tanrıdır dedi. Bir Allah'ı kabul etmeyince her atomun içerisindeki bir kuarklara, bir enerji parçacıklarına tanrı parçacığı demek zorunda kaldı. Tabiat Risalesi'nde geçtiği gibi. Aynen. Yani Allah kabul etmesen her bir zerre ilah verdi. Şimdi bunu anlattıktan sonra rüyaya gireceğim. Rüya dersini yapıyoruz. Rüya dersini okuduk Mustafa. Rüya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane esası okuduk. Şimdi oradan okurken rüyayı tefekkürde kullanıyorum şimdi. Tamam mı? Şimdi malzeme yapıyorum size düşünmek için. 1944'de Max Planck denilen bir adam kuantum teorisiyle tabii şeye çıktı. Peki neyi gösteriyor? Atom altı varlıkla atomdan öteye yol açıldı. Hem de koridorda değil, otoban açıldı. Şimdi kimse ya atomda bitiyor, varlık bitiyor, varlık düzeyi bitiyor. Atomdan sonra bir varlık düzeyi yok ki, yol yok ki, ihtimal yok ki. İhtimal nasıl şey yapıyorsun sen? Yani bir ipucu olsa giderdik. İpucu değil, otoban açıldı. Tamam. Bu dedi ki, Max Planck dedi ki, gördüğümüz her şey bedenimiz de dahil etrafımızdaki dünya, bu adam diyor ha. Bu dinsiz değil mi? Dinsiz adam. Ama bu adam dinsiz demeyeyim tövbe. Bu adam şeydir. Max Planck dinsiz değil. Dinsiz filozof çok azdır. Bizi öyle yalan söylüyorlar.
Dinsiz filozoflar çok azdır. Çok azdır. Dinsiz değil bu adam. Ama din çerçevesiyle yorumlamıyor bunu. Çok birkaç tane yani. Diyor ki gördüğümüz her şey bedenimiz de dahil etrafımızdaki dünya bilinçli, akıllı bir zihin olmalı diye boşluğu böyle tanımladı. Boşluğu. Gördüğümüz dünya hatta bedenimiz dahil etrafımızdaki dünya bilinçli, akıllı bir zihin olmalı. Çünkü zihinli iş yapıyorlar, akıllı iş yapıyorlar, şuurlu iş yapıyorlar. Yani mesela şu çiçeği boyayan kör olabilir mi? Vallahi kim ise diyor adam bunlar, bunu boyayan kör değildir diyor. Bu ölü topraktan bunu çıkaran cansız olmaması lazım diyor. Bu boşluğa Stephen Hawking diyor ki, bu da bu şey en sonunda bir tanrı olmalıdır. İlk önce Allah yoktur demişti. Tanrı yoktur demişti Hawking. Hawking değil yani. O başka yeni. Hawking bir tanrı olması lazım. Şu anda o yaşıyor, Alman fizikçi. Diyor ki bu şeye boşluğa şu su var, boşluk. Şu boşluğa boşlukla bunlar vücuda geliyor diyor. Boşluktan bir şey oluyor diyor. Boşluğun içinde bunlar şekilleniyor, donuyor. Nasıl ki klima, ben uyduruyorum şimdi. Klima havayı alıyor, geçiriyor, burayı soğutuyor ama su oluyor. Biliyorsunuz klimaya boru takarlar, su imal ediliyor. Yani hava adeta bir yapı değiştirerek suya dönüşüyor. İşte varlık diyor boşluktan vücuda dönüşme hali. O zaman diyor bu boşluk nedir diyor. Hawking diyor ki Tanrı'nın zihni. Tanrı'nın zihni boşluk. Yani niye zihni? Çünkü zihin doludur. Ama zihin boşsa hava gibi istediği şekil veriyor. Diğer bilim adamları da boşluk demiyorlar. Artık alan diyorlar. Buraları alan diyorlar. Yapay değil. Orijinal olan gülden kokusunu müstakil düşünemezsin. Mesela bak. Yapay bir gül düşünün. Yani sanayi. Çakma. Gül koku, güle benziyor. Gül kokusu yapabilir mi? Yok. Yapay değil. Orijinal olan gülden kokusunu müstakil düşünemezsin. Şöyle. Bu bir. Gül kokusunu gülsüz düşünebilir misin? Heh, düşünemezsin. Yani gülü gülsüz, kokusuz düşünemezsin. Şu rengi de gözsüz düşünemezsin. Aklın ustası da akılsız olamaz. Böyle düşünemezsin. Yani aklı cehaletle düşünemezsiniz. Vücudu mertle düşünemezsiniz. Vücudu içlikle düşünemezsiniz. Hiç uyumadığını farz et. Uykuya giriyorum. Hiç uyumadığını farz et. Sana bunu anlatsalardı nasıl inanırdın? Hiç uyumamışsın. Hiç uyku yap beşer dünyasında. Adamın bir tanesinde uyku açıldı. Oo, neler görüyoruz. Şimdi desen ki ben uyudum. Uyku alemini anlatsan. Allah'ını seversen nasıl anlatacaksın? Anlatın, bir anlatın. Ahirete bak şimdi. Anlatabilir mi? Hiç uyku yok beşer dünyasında. Uyku nasıl anlatacaksın Mustafa? Anlatılır mı? Ahiret de buna benziyor. Ahiret nerede? Uykunun neresinde rüya varsa, ahiret de oradadır. Yani uyuduk. Oho, gidiyorsun, bir sürü iş yapıyorsun. Nerede? Dağlarda, tepelerde. E burada yatıyorsun. Burada yatıyorsun. Abi hayal. Hayal hayal ise fatura niye çıkıyor? Gusül yapıyorsun. Eğer köpek kovalıyorsa terden soluyorsun. Yemek yemişsen doyuyorsun. Öyle değil. Peki uykudayken rüya nerede? Ve rüya alemi nerede? Dünyanın da orasında ahiret var işte. Uyku ölümün ikiz kardeşidir.
küçük kardeşidir diyor, değil mi? Bak, uyuduk. Rüyaya geçiyorsun. Hah, ahiret bu. Çak, bitti. Hiç uyumadın. Uyumadığını farz et. Sana rüya alemini nasıl anlatırlardı, sen nasıl inanırdın? Ne anlatmam lazımdı ki? Ne delil getirseydim? Kıvranıp duracaktım. Ahiret böyle işte. Aynı cesede, bedene, yani şuraya, rüya vasıtasıyla farklı haller yaşanıyor. Değil mi? Duygusallık yaşıyoruz, öfke yaşıyoruz, nefret yaşıyoruz. Bir sürü haller yaşıyoruz yani bu bedende. Öfke yaşıyoruz, ulvi şeyler yaşıyoruz. Rüyadaki benle yataktaki ben ayrı şeyler yaşıyoruz. Mesela adam yatıyor. Bu ben. Bir de rüyadaki ben var. Aynı anda. O iş yapıyor, buna da fatura çıkıyor. Bunda bir eksiklik var. Nefes alamıyor, o rüyadaki adam da canı sıkılıyor. Bu günah, bu adam ceset burada günah işledi. Rüya vasıtasıyla adam orada sıkıntı çekiyor. Kuyulara atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu oraya fatura çıkıyor, oradan da bu tarafa fatura çıkıyor. Gel bir yerde, hadi bir cihete diyoruz, ruhun temsili diyoruz. Peki cesede ne diyeceğiz? Timsali işte. Timsali sureti. Aynadaki güneş. Yani ruhun timsali sureti. Tabii. Beden. Dalga boyu. Aynadaki güneş. Aynada bazen berberdeki, kuafördeki binlerce oluyorsun sen arkaya baktığın zaman. Bir sürü oluyorsun. Şimdi ona bir hayat ver, o kuafördeki bir sürü yerde ayna var. Bana adam aynayı tutuyor, arkamı seyrediyor. Önüme bakarak arkamı görüyor. Sanki arkamı seyrederken buradan bakıyorum, değil mi? Ama oysa buradan bakıyorum. Bak buradan böyle bakarken buradan taştan bu kafa enseye bakıyorum. O ense olmadı ya, biraz böyle şey yapsana, bak şurayı, şurayı, şurayı. Elimi buraya yaparken burayı yapıyorum, görüyor musun? Yani alemi misal yönleri değiştiriyor. Yön burada mahkumuz. Ama rüyada yön yoktur. Her yerden duyarsın, her yerden görürsün, her yerden işitirsin. Her yere konuşursun, her şekilde girersin. Ama bak alemi misalimi küçük bir şey olan ayna. Önüne bakarken ayna arkayı arkadan şuradan bakıyorsun. Küçülüyorsun, büyüyorsun. Aynı cesede, bedene, rüya vasıtasıyla farklı halleri yaşıyoruz. Rüyadaki benle yataktaki ben ayrı şeyleri yaşıyoruz. Rüyadayken rüyada olduğunu sana kim inandırabilirdi ki? Rüyadasın Mustafa. Bir sürü rüya görüyorsun, ben de bir delik buldum sana. Sen rüyadasın. Mustafa! Mustafa! Ne oldu abi? Rüyadasın, rüyada sıkılma. Ne rüyacı abi ya? Domuz ayı saldırıyor dağda işte, görmüyor musun? Ya sen ne rüyası yani? Senlere nasıl inandıracağım seni? Rüyada olana bir yolum olsa da girsem, rüyadasın be adam ya, bırak bu hikayeleri. İnanır mı? Ha, biz de Allah Resulü diyor ki dünya rüyadır. Ahiret hakikatiyle konuşuyorlar bize, biz inanamıyoruz. Şöyle bir tabir orada sana abi. Mesleği nerede? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam alemi gaybı alemi şahadete taşıdı. Mesnevi'de ve 15. şuada. 15. şuada diyor ki alemi gaybı alemi şahadete taşıdı diyor. Alemi gaybı alemi şahadete taşıdı. Şimdiye kadar gördüğün rüyalar hep birbirinden farklı. Hepsinde de hep kendimi hissettim. Şimdiye kadar 18 bin rüya görmüş müsün? Tabii ki gördüm. 18 bin alemi bu alemde hissettiğim gibi büt 18 bin tane çeşit rüyada hissettim. Hem rüyalar senin kontrolünde değil. Senin kontrolünde mi? Yok. Rüyada bir şeyler yapıyorsun, iki gün sonra başına geliyor. Rüyada ne ile yapıyordun? İradenle yapıyordun. Ayık halde ne yapıyorsun? İhtiyarınla yapıyorsun. Şuuru girmediğin için rüyaya,
Bak, yatıyorsun. Ooo, rüyaya girdin. Şuuruna mı girdin? Girmediğin için rüyaya, rüyada hakim olan şuurlu hakimiyet Kur'an sen değilsin. Uyanınca da bazen bu hayatını ciddi etkileyecek, içine alacak haletlere, hislere ve fikirlere sahip olup oradan buraya geliyorsun. Rüyadaki senin iradenle şey yapıyorsun. İradenle nasıl oluyor bir rüyadaki şey? Şimdi ihtiyarla irade arasındaki farkı bilsen, ihtiyar şu mu, o mu, bu mu? İhtiyar. Yani Allah dese ki şu günahı terk et, sana cenneti vereceğim. Bunu günah tercih, ahireti tercih edemez. Niçin? İhtiyar sahibi olan. Hayvan da böyledir. İhtiyarın özelliği mazi ve mustakbel, kanatları yok. Hazır zamanı tercih eder. Şu mu, şu mu, o mu? Hayvan demek. Hayvanlarda da var. Bu çiçeğe mi konayım, bu taşa mı konayım? Arı çiçeğe konar. Kedi ciğer mi, et mi? Veya odun mu, taş mı, ekmek mi? Ha, ihtiyar sahibi olanlar, ihtiyar öne çıkanlar hayvaniyettir. Hazır zamandaki tercihleri vardır. Mazi ve müstakbele göre adım atamazlar. İrade nerenin sıfatıydı? Vicdanı bana söyleyin dışarıdan içeriye. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. İrade, elestu bi rabbikum kalu bela, irade ile olmuş orta. Onun için Allah diyor ki söz verdiniz. Niye sözünüzden cayıyorsunuz? Oradaki sözümüzü burada ihtiyarımız onaylıyor. İşte irade nedir? Vicdanidir. Vicdan ise mazi ve müstakbeli hadi yaşattırır. Yani mazi ve müstakbel. Öyleyse herkesin rüyası farklıdır. Yani kimisi ihtiyar derecesinde, kimisi irade derecesinde. Evet. Yani irade derecesinde olanın rüyası, rüyayı sadıkadır. Sadıka, öbürü ama karışık düştü. Karışık derecesi. Yani ihtiyarla hareket ettiği için rüya beşeridir yani. Çok manidar. Yani iradesi ne kadar güçlüyse, yani ona biraz gireyim isterseniz. Madem hoşunuza gitti. En başta var ya, en baştakine geldi olay. Rüyayı sadıka, alemi şehadetle bağları kapanınca alemi gayba doğru menfezler açar diyor. Evet, Latife-i Rabbani açar. Latife-i Rabbani aç, tabi girmedim. Latife-i Rabbani'ye nerenin sonunda duydun? Vicdanın. Yani son. Üniversite diplomasının içerisinde ilkokulu kullanmıyor mu? Üniversite okurken bir kimyacı. 7 kere 3 kaç yapar? 21. Bu bilgi üniversitede mi öğrendi, ilkokulda mı? Ha, üniversitede ilkokul şeyini, bilgisini kullanıyor değil mi? Bak şimdi. Latife-i Rabbani neresidir? Vicdanın dışarıdan içeriye gidiyorum. Soğan kabuğu gibi. Dışarıda irade. Gir içeriye. Zihin. Gir içeriye his. Gir içeriye Latife-i Rabbani. Latife-i Rabbani üniversite diplomasını bunu kullanıyor. Bunu Latife-i Rabbani iradeyi kullanma nispetinde rüyayı sadıka olur. Latife-i Rabbani devre dışı olursa hissiyat insani olur, ihtiyar ki o da hayvaniyettir. Edhâsı ehlem oluyor. Tabiri değmiyor. İradenin dışında olan ihtiyari. İhtiyar ise hayvanlarda vardır. 24. sözde ihtiyar hayvanlarda olduğunu söylüyor. Ustad da 17. sözde diyor ki cüz ihtiyarına vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyorsun? İradeyle. İrade peki nasıl güçlendireceğiz? Rüyayı sadıkayı nasıl güçlendireceğiz? İraden güçlenme nispetinde olur. Nedir o? Vicdanda en düşük ne, en ilk giriş neydi? İrade. İradeni güçlendirmek istiyorsan ibadetullah yap. İbadetullahı arttırdıkça sende basiret artar. 2. Bu alt zemini kullanan zihin dimağın bütünlüğünü alır. Dimağın bütünlüğünü alır zihin, tefekkür eder, marifetullah olur. Marifetullah da terakki edene dirayeti artar. His, iradeyi kullanır, zihni kullanır. Yani ibadeti, marifetullah kullanan his, dostunu, düşmanını tayin eder. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için sever, Allah için dost olur, Allah için düşman olur. Bu hissin de bu vazifesi nedir? Edile-i şeriye dostun düşmanı tayin ederse muhabbetullah olur. Muhabbetullah da insanda feraset olarak gözükür. Edile-i şeriye. Latife-i Rabbaniye bu üçünü kullanır. Muşahadetullah mazhar olur. Eylemsel itibariyle kemalat olur.
A, B, C, Ç, D, E, F, G'den kalsın. Tamam mı? Basiret, dirayet, feraset, kemalat. Şimdi eğer Latife-i Rabbani oralar açılıyorsa otomatik iradeyi kullanıyor. Zihni kullanıyor. Hissi kullanıyor. Üniversite diploması olduğu için ilkokulu kullanıyor, ortaokulunu kullanıyor, liseyi kullanıyor. Kendi bir de eğitim yapıyor. O elestu bi rabbikum kalu bela meselesi elest bezmi oradaki söz vermek ihtiyari değil, iradedir. Çünkü vicdanidir. İhtiyar ise aklidir. Yani hissiyat insanı diş vuruştur. Alem-i şehadetteki özelliktir. Cüz ihtiyarımız iradeye bağlı olursa ibadetler sağlam olur. Ama vicdaniyeti bozuldu. Bozuldu ne demek? İradesi bozuldu. Zihni bozuldu. Hissi bozuldu. Latife-i Rabbani bozuldu. Neyle hareket ediyor? İradesi yok. Onun için mürtedin iradesi yoktur. İki, fasıkın iradesi yoktur. İrade ancak ehli fetret ve İslamiyet'e doğru gitmemiş İslam olabilir insanlara Allah merhamete vicdaniyatını bütün kilitlememiş. Hatamallahu ala kulubihim ve ala ebsarihim gışavet ve lehum azabun azim var ya. Yani onların tamamen kilitlenmemiş İslam olabilir. Çünkü kilitlenmesinin sebebi reddir. Reddetmemiş. Dolayısıyla oradaki tercihleri iradeyle yapıyoruz. Buradaki tercihleri Müslüman iradeyi kullanarak ihtiyarla yapıyor. Buradaki tercihi kafir iradesiz yapıyor. İradesiz tercih mazi ve müstakbel yoktur, hazır andır. Evet, tamam abi. Şimdi 18 bin alemi bu alemde hissettiğim gibi ben 18 bin tane mi rüya gördüm? Hem rüyalar senin kontrolünde değil. Şuurlu girmediğin için rüyaya, rüyada hakim olan, rüyada hakim olan şuurlu hakimiyet kuran sen değilsin. Uyanınca da bazen bu hayatını ciddi etkileyecek, hayatını içine alacak, hayatını etkileyecek haletlere, hislere, fikirlere sahip olup orada buraya geliyorsun. İşte dün akşam, dünkü öğlen rüya. Babana dört defa tekrar ettiler. Bak biraz sonra diyor, ayrılacaksın dedi. Ay böyle diyor ha. Biraz sonra diyor, ayrılacaksın, oraya geçeceksin, bunu ekle. Bir cümle var Mustafa, sen yeni geldin, söyleyeyim cümle. Kelam, noktalı virgül. Ruhun, alem-i şehadetteki vücudu haricisinin suretidir. Rüyada şunu gördüm, bu suretidir. Biz böyle tespit ettik. 2,5 saat müzakerede suretidir yoktu. Kelam, ruhun alem-i şehadetteki vücud haricisidir. Nokta. Rüyada gördüm ki hayır, noktayı sil. Sureti direkle. Kartpostal gibidir. Bazen o rüyayı unutursun, tıpkı rüyaya daldığında burayı unuttuğun gibi. Bazen rüyayı unuturuz. Niye? Bazen buraya dalıyoruz, rüyayı unuttuğumuz gibi. Yani buraya dalıp rüyayı unuttuğumuz zaman bazen de oraya geçiyoruz, burayı unutuyoruz. Rüyadayken orayı, buradayken burayı gerçek biliyorsun. Rüyadayken gerçek neresidir? Rüya. Buradayken gerçek neresidir? Burası. Ustad diyor ki, hakiki gerçek orasıdır diyor. Hakiki yakaza odur diyor. Rüya diyor, budur diyor. 515 Asar-ı Bediye'de. Rüyadayken orayı, buradayken burayı gerçek biliyorsun. Peki hiç düşündün mü ki hangisi gerçeğe daha yakın? Peygamberimiz diyor ya, uykudasınız, rüyadasınız, ölünce uyanırsınız. Hem rüya denen bir sistem bu aleme nasıl yerleştirilmiş? Ben onu aklıma almıyorum. Mesela Allah böyle bir sistem koymazsa uyku yok. Uyku var diyelim, rüya yok. Ya nasıl anlatacağım ya? Allah bu bedene rüya denilen bir menfezi, yöntemi nasıl yerleştirmiş? Bu sistemi nasıl aktif etmiş? Hiç düşündünüz mü? Bu sistemi nasıl bulmuş? Haşa tövbe estağfurullah. Tahayyülü küfür küfür olmadığı için tefekkürü küfür küfür değildir. Allah nasıl hatırına gelmiş ya? Yani uyku tamam. Uyku bak. Uyurken bir moda geçiyorum. Uyumaya. Uyumada da bir moda geçiyorum rüyaya.
Orada da bir moda geçiyorum. Fikirler var orada. Orada da hisler var. Orada da zevkler var. Dili yok ki. Gidip de gidiyorum. Bak yaşıyorum. Uyuyorum. Hayatın içinde uyku. Uykunun içinde rüya. Rüyanın içinde fikir. Fikrin içinde his. Hisin içinde zevk. Zevkin içinde lezzet. Git de git ya. Latifeler. Ruh, kalp ve ruhun derece hayatını geçip de gidiyorsun. Peygamberimize 40 cüzünde bir tane. Yani vahyin 40'ta biri rüya sadakada gelmiş. Yani şunu diyecektim. Böyle bir sistem olmasaydı, Allah böyle bir sistemi koymasaydı, böyle bir sistemi bize din dese ki böyle bir şeyler var aleminizde, içinizde, nasıl anlatacaktık? Ahirette, dünyanın orasında, uyku hayatın neresindeyse, uykunun neresinde rüya varsa, rüyanın neresinde lezzet varsa, ahirette, dünyanın orasında öyle var. Uyku hayatın neresindeyse, bak dikkat, uyku hayatın neresindeyse, rüya uykunun neresindeyse, lezzet rüyanın neresindeyse, aynı böyle bir iç içe ya, buz, su, buz ama sudur, su ama H2O'dur, H2O ama enerjidir, esirdir, aynı bunun gibi, dünya ve hayat, hayatın içinde meftin kardeşi olan uyku, uykunun kardeşi olan uykunun kardeşi daha arkası olan rüya. Rüyanın da arkası fikirler, hisler, latifeler, hazlar, lezzetler, zevkler, alem kırlar gidiyor. Hem rüya denilen bir sistem bu aleme nasıl yerleştirilmiş? Rüya görme yöntemini, sistemini kurmak göreceğin rüyadan daha harika değil mi? Mesela rüyayı yerleştirmek. Rüya mesela diyelim ki gözlük. Yani beni bilmesi lazım. Bu yazıyı bilmesi lazım. İnce bir mana olan yazıyla benim aramdaki ilişki bilecek ki gözlük manası versin. Şimdi rüyayı yerleştiren zat neyi göreceğini de bilmesi gerekmiyor. Gözü yapmak bilgisi yetmiyor. Gözü yapabilmek için güneşi de bilmek lazım. Eşyanın kırılmasını bilmek lazım. Yani rüyayı yerleştiren, sistemi aktif eden, rüyanın işlevi olan öteleri de bilmesi lazım. Hakikaten ya, uykuya geçmek ne demek ya? Çok acayip bir şey ha. Asar-ı Bediye'de şöyle geçiyor. Birden uyandım, gördüm ki asıl bu alemin yakası. Uyandım, birden uyandım. Uyancınca geldim buraya. Asıl bu alemi yakaza, bu alemi uyanıklık dediğim şu dünya rüyadır. Asıl uyanmak bu hakikati o rüyaymış. Asıl uyanmak uyuyarak o rüya vasıtasıyla oraya geçmekmiş. Asıl o. Ölüme daha yakın olduğu için orası daha yakın. Hakikat yani. Rüyada az duruyoruz. Sana bu alemde gaflette olan yani şeye mana ismiyle, kendine mana ismiyle bakar. Manen rüyadadır yani. Mana ismiyle bakan, evet manen rüyadadır. Yani uyanıp bakıyorsa şeye, o zaman, uyanmamış. O zaman uyanmış oluyor yani. Evet. Yani mana harfiyle bakarsa. Bakarsan. Uyanmış oluyor. Ne kadar uyanırsa o kadar öteye geçmiş. Aynen. Öteye geçen de geçtiği için daha geçme yöntemi olan meft olmayacak. Aynen. Şehit oluyor. Anlamıyor. Çünkü zaten öldü. Kim ölecek? Ölmeyen ölecek. Ölen neresi ölecek ki? Ölen öldü zaten. Yaşarken öldü. Yani mana harfiyle öldü zaten. Yani şey yapan, rüya hayatı gibi bir hayat yaşattıran nefsaniyettir. Asıl ölüm o zaten. Yani. İşte o. Nefsin çünkü. Küllü nefsin. Zâikatül mevt. Yani küllü ruhun demiyor. Rüyada az duruyoruz. Eğer burada az dursaydık, burası rüya olurdu. Rüyada kaç dakika duruyoruz? En uzun rüya ustad ne kadar diyor biliyor musunuz? 3-5 saniye. Bir dakika diyor. Bir dakikada gördüğün rüyayı ya kasada yapsan, uyanık halinde yapsan seneler alır. Rüyada bir dakikada Libya'ya gittin, baraj yaptın, bir sürü şey yaptın, geldin tamam. Şimdi rüyada az duruyoruz, burada çok duruyunca orası rüya zannediyoruz. Burası rüya gibi 1-2 dakika dursak da rüyada çok yaşasak burası rüya olacaktı. Ne kadar fazla bir yerde duruyorsak orası
daha hissiyatımıza, fikriyatımıza yakın olduğu için asıl zannediyoruz. Asıl zannetmemizin sebebi burada fazla durmaktır. Ama fikren, hissen, tefekkürle devamlı orayla meşgul olan oralıdır, burasını rüya görür. Çünkü devamlı gündelik hayatta onu tefekkür ediyor. İlmi tefekkürü, Allah'a, ahireti, bu tür dersler yapıyor. Gündelik hayatta bu tür derslerle biz meşgul ola ola o hayat daha, bu hayatımızdan daha gerçek oldu. O zaman burası rüya, orası yakaza oldu. Biz çoğu zaman hislerin, arıların, anıların, biz çoğu zaman hislerin, anıların, düşüncelerin, şartlanmaların, yansımaların ve arzuların, bağlanmaların dünyasında yaşıyoruz. Bu dünyada yaşadığımızı zannediyoruz. Nerede yaşıyoruz biliyor musunuz? İyi dinleyin burası. Biz bu dünyada yaşadığımızı zannediyorsun. Yaşamıyorsun. Sen bu dünyada hislerinin içine girdin. Anılarının içine, hatıraların içine girdin. Bir hatırada bakma. Hislerin içinde yaşıyoruz. Leylim leylim. Geçmişte yaşıyoruz saatlerce böyle. Şimdi mi yaşadın sen şimdi? Şimdi mutfakta oturmuş böyle kadın ve erkek. Geçmiş niye yaptım, ne yaptım falan. Oho, saatlerce hayal kurmuş geçmişte. Şimdiyi kaybetmedi mi? Nerede yaşıyor? Geçmişte yaşıyor. Biz bu dünyada yaşadığımızı zannediyoruz. Oysa hislerin içinde yaşıyoruz. Anıların içinde, hatıraların içinde yaşıyoruz. Düşüncelerin içinde yaşıyoruz. Şartlanmaların içinde yaşıyoruz. Yansımaların, dayatmaların içine yaşıyoruz. Yani niye dedi, nasıl dedi, Allah Allah'a böyle yaptı falan, onun için yaşıyoruz. Arzuların içinde yaşıyoruz. Bağlanmalar var ya, bağlanmalarım. Tiryaki dünyasında yaşıyoruz. Rüyadayken sessiz kafada nice sesleri duyuyoruz. Bu horlamayı bu duymuyor. Öteki odadaki duyuyor. Ama horlama anında rüyada birisini görüyorsun. Hasan ne yaptı, nasıl gitti? Arkadaşın sesini duyuyorsun ama kendi horlamanı duymuyorsun. O zaman kim duyuyor? O zaman kulak duymuyor. Kulak alettir. Ruh bu alemi şahadeti kulakla duyar, gözle seyreder. Ama bu alemi ruh kapattı. Öteki oda rahatsız oluyor. O anda sen bu horlamanı, senin horlamanı buradan duymuyorsun. Öteki oda duyuyor. Ama rüyada Hasan ne yapıyorsun, nasılsın? Onun sesini duyuyorum, horlamayı duymuyorum. Demek ki duyan kulak değildir. Rüyadayken sessiz kafada nice sesleri, kokusuz kafada nice kokuları, karanlıklı kafada, karanlık oda, karanlık dışarısı, karanlık oda, göz kapattık. Karanlık odada, oho, neler ele gidiyoruz yani. Aha, neleri, güneşleri seyrediyoruz, yaşıyoruz. O zaman bu dünya uyanılması gereken bir rüyadır ki hadis-i şerifte bir mana mevcut. Peki bu yaşadığımız, zannettiğimiz dünya, bu yaşadığımızı zannettiğimiz şu dünya rüyasından nasıl uyanacağız? Şu anda rüyadayız. Bu derste uyandık. İnsanlar yaşadığını zannediyor. Ne zaman uyanacağız? Ne zaman manayı harfa geçersek? Hatta buraya gelince rüyadan uyandık ya, uyanınca buraya keşke şunu da sorsaydım gibi şeylerimiz oluyor ya. Ona rüyada şeyi gördük, tamam, Rüştü abiyi gördüm, babamı gördüm. Keşke şunu da sorsaydım demiyor muyuz? Diyoruz. Peki madem bu akılla bunu diyorsan, keşke bunu sorsaydım, bu akla diyorsan, o zaman rüyadaki akıl senin hangi aklındı da sormadı? Bu aklın hatırına geliyor da. O rüyada kullandığın akıl hangi akıldır? Rüyada sormadığını bu akıl diyor ki keşke sorsaydım. O zaman başka bir akıl kullanıyorsun. İki türlü akıl var. Aklı maat, aklı maat, bir de aklı maaş. Duydunuz mu Risale'de? Dünyada iki tane şey, Risale'de iki tane akıl var. Dünyevi akıl, ahirete bakan akıl. Mülk ve melekütü var aklın. Maad. Orası. Maaş. Peşin akıl. Peşini düşünen şeyler. Yani bu akılla
Keşke bunu sorsaydım. O akılla buna gerek yok diye sormadı. Birisi alet derecesinde bir akıl olmuyor abi dünyada. Diyebilirsin tabii. Rüya sana mahsus. Senin gördüklerini, işittiklerini kimse görmüyor, işitmiyor. Hanım yatıyor yanında adamın. Duyuyor mu o duyduğunu? Görüyor mu onu gördün? Yok. Yalnız sana mahsus olduğu gibi bu yakaza zannettiğin dünya da senin dünyan, senin dünya sana ait. Şimdi biz uyandık zannettiğimiz var ya, bu dersi bile dinlerken hakikaten ben uykudayım ki hiçbirimiz demiyoruz, ben de dahil. Ya tabi canım millet ya. Hayır, bunu derken uykudasın. Acaba hakikaten ben uykudayım dedin mi? Dediğin anda bu derste düşünmeye başlayınca uyanıyorsun. Yani uyanıyorsun. Ya tabi canım bu dersler hakikaten millet uyuyor dediğin anda uyuyorsun. Senin de üzerine almaman uyuduğunu gösteriyor. Uyuduğunu gösteriyor. Genelde rüya gördüğünde rüya gördüğünü biliyorsa o zaman... Uyandıktan sonra bilirsin. Yani uyanmadan biliyorsun. Uyandıktan sonra rüyanın içinde rüyasın. İki katlı rüyadır o. Usta diyor. O iki katlı rüyadır. Rüyadayım, çıkmak istemezsin. Oysa çift katlıdır. Rüyanın içinde bir rüya görüyorsun. Gidiyorsun bir yere rüyada. Uyuyorsun yatakta. Bir ondan sonra rüya görüyorsun. Allah hayretsin. Ondan sonra uyanıyorsun. Tamam, geliyorsun birisine anlatıyorsun. Ya bu akşam yattım rüyada gördüm. Oysa çift katlı rüya. Yani alem içinde olduğunu delil de yapıyorum ben onu. Rüya içinde rüya görmek, alem içinde alemdir. Odunun içinde duman, nur, ısı, ışık gibi, suyun içi, buzun içerisinde su, H2O, enerji, esir, maddi hayat aynı gibi. İnsandaki aletler, hisler gibi. Rüya sana mahsus, onu okuduk. Genelleme, senin dünyan benimkine hiç benzemiyor. Hey sen, uyanıklığından da uyan. Ben uyanığım, bundan da uyan. Hey sen, Hasan, bu ders başkasına inşallah yaparız. Uyanığım ben işi kavradım diyen kardeşim, uyan. Dediğin için uykudasın. Terki terk gibi ha? Evet, terki de terk. Barla 239'da ne diyor biliyor musun? Nasıl anlarsın uyandığını deli? Onu aradım da kardeşim külliyatta. Uyanık olduğumuzu nasıl anlarız? Bak, kalbimin intibahını rüyalarımla anlıyorum. Kalbimin intibahını rüyalarımla anlıyorum. Zaten bu gaflet ve zulmet zamanının yakaz alemini, gaflet, zulmet olan şu gaflet ve zulmet alemi, şu yakaza alemi, ağır bir uyku alemi ve uyku alemi ise, alemini ise bir derece yakaza alemini görüyor ve kalbimin uyandığını, intibamı neyle anlıyorum? Rüyalarımla anlıyorum. Durumlar iyi değil. Şu bitireyim. Ha, bitti galiba. Evet. Bir de okuyayım. Ve son cümle olsun. Bağla 239, kalbimin intibahını, bunu altın ile yazsam böyle ya. Kalbimin intibahını rüyalarımla anlıyor. İzah ediyor. Zaten bu gaflet ve zulmet zamanının yakaza alemini, gaflet ve zulmet uyanık alemini, gaflet örtüyor ya, gaflet, zulmet, en büyük zulmet, zalim kendisini örtüyor. Ağır bir uyku alemi ve uyku alemi alemini ise bir derece yakaza alemi görüyor. Bu dünya alemini, uykuyu yakaza görüyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar hadisini şerh etmiş. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masselavat.